Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz, ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere eşyalardan boyayı nasıl çıkartıyorum onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi izleyenler varsa bir önceki videomda tadilat ve boya yaptırmıştık. Bu boya ile ilgili çok fazla soru vardı. Boyayı yaptırmadan önce de bu sorular geliyordu. Boya nasıl çıkar diye. Şimdi süpürgeliklerden, camlardan, pimapenlerden, mobilyadan, fayanslardan gördüğüm kadarıyla boya yapan ustalar sürekli böyle damlayan yerleri hep temizlediler. Ben göstereyim dedim isteyenler için. O yüzden bazı yerlerde bıraktırdım. Şimdi onları göstereceğim sizlere, bana nasıl söylediler yapmam konusunda. Onu da söyleyeyim. Çünkü tinerle yaparsan dediler, silme aşamasında duvarlardan veyahut da işte nereleri temizliyorsan oralardaki boyaların da çıkmasına sebep olursun diye söylediler. O yüzden tinerle yapma dediler bana. Zaten tinerle yaparsam bütün ev tiner kokar. Yani o tinerin kokusu da istemiyorum. Çünkü çocuklar var ve beni de rahatsız ediyor. Ondan dolayı şimdi nasıl pratik bir şekilde çıkartacağım, onları göstereceğim sizlere. Hemen başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi süpürgeliklere geldik. Tinerle yaparsan dediler şu kısımları temizlerken boyayı da değersin. Boyanın da oradan çıkmasına sebep olursun diye söylediler. Ve çocuklardan ötürü tiner yapma dediler bana. Ustalar neyle yapıyordu biliyor musunuz? Daha damladığı gibi hemen onunla siliyorlar. Genelde şimdi bütün boyalar su bazlı. Şöyle ıslak mendille, bunun içinde alkol yazmasa da alkol var dedikleri için bana. Ben de sizlere o şekilde bilgi vereyim. Şimdi göstereceğim zaten. Yani kendiniz göreceksiniz. Mesela eski boyaları nasıl çıkarttım ben? Tinerle değil, yine asetonla yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi aseton var ya, onunla baktım. Yani çok hafif yaptığım zaman o da direkt olarak çıkartıyor, haberiniz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi bakın şuralarda var. Islak mendili şöyle hani katlayıp şuralara yaparsanız evinizi boya yaptırdınız. Şöyle hafif ıslatacağım biraz. Bu duvara gelse de bir şey yapmıyor çünkü onların yanında ben de denedim. Ve çoğu yeri çıkarttığım için bazı yerleri bıraktım. Yerde olan, laminatte olan, bakın hafif hafif var şuralarda. Şöyle yaptığınız zaman hepsi çıkıyor. Hani damla damla şöyle. Onları da çıkarttı. Şuraları yapalım. Şuraya da yapalım. Asetonla da göstereyim. Asetonun da şuralara bir şey yapmadığını göstereceğim sizlere. Şöyle pamuğun üstüne şöyle aldım. Bunu da duvara değdirmemek gerekiyor yalnız. Dikkat edin. Bakın. Aseton da gördüğünüz gibi hemen çıkartıyor. Yalnız bakın duvara değerse, çok hafif duvara değdirdim, boyasını kaldırıyor, haberiniz olsun. Yani tiner gibi düşünün bunu da. Yani onu böyle hani dediğim gibi çıkartmayacak yerlerde yapın. Ama ıslak mendil hiçbir şekilde duvarın boyasına hiçbir şey yapmıyor. Şimdi Allah'tan yedek boya var, şuraya süreceğim hemen. Aklınıza bulunsun. Yani aseton üstünde kalmasın diye ben ıslak mendille tekrar üstünden sildirdim. Bakın şu şekilde süpürgeliklerden boyayı çıkartıyorsunuz. Şimdi başka yerlere geçelim. Şurada mesela laminatte var. Şu asetonlu ya, bakın. Tiner kokusundan benim gibi rahatsız olanlar bu şekilde yapabilirsiniz. Islak mendille şöyle üstünden yaptığınız zaman böyle çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bölüm bölüm göstereceğim. Buraları daha sonra ben yapıyorum zaten. Her gün yaparken sizlere göstereyim dedim. Şimdi Allah'a göstereceğim sizlere. Şimdi başka yerlere geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi priz, ıslak mendil. Şöyle hatta bir tane alalım. Islak mendil değil de bezle yaparsanız ne oluyor biliyor musunuz? Boyalar her tarafa yapışıyor. Hani normal bir şeyle çıkartırsanız böyle ıslak mendilin üstünde toplanıyor gördüğünüz gibi. Toplandığı zaman başka yerlere bulaşmıyor. Diğer türlü bu boya parçalarını her tarafa bulaştırıyorsunuz. Onu da denedim. Camda da denedim. Baktım boya her tarafa yapışıyor. Islak mendille silip yapınca bulaşmıyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bunu da çıkarttı. Şimdi başka yerlere gidelim. Gördüğünüz gibi fayanslarda. Bakın.
Hafif bastırdığınız zaman daha iyi çıkıyor tabii. Bakın şurada kapı kısmında var. Ellerle falan kapılarıma dokundular. Hani boya esnasında, şey esnasında. Kapılarım da şu an kapkara oldu. Gördüğünüz gibi kapılardakiler de bu şekilde çıkıyor. Bilerek boyaları beklettim ben. İyice böyle boya kurudu. O şekilde söyleyeyim. O boyaları çıkartıyorum şu an sizlere. Camlara, aynalara yapalım. Aynam çıkmadı. Yani çıkartamadık onu. Bu aralarını yapmak için aynaya da dolayısıyla geldi. Nasıl oldu? Boyaları sildiler. Ben göstermek için yine bıraktım şurada. Bakın aynadan. Aynadakiler de bu şekilde çıkıyor. Bakın ıslak mendil duvara değdiği zaman bir şey yapmıyor. Ama aseton değdiği zaman boyayı alıyor, haberiniz olsun. Yani tiner gibi onu düşünün. Nasıl ojeyi çıkartıyorsa o şekilde. Şöyle bu buradaki boyaları da aldıralım. Böyle bakın boyaları çıkartıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi çelik kapıda boya var. Bakın. Şurada da. Mobilyada. Bakın buraya damlamıştı. Dokunmayın dedim. Bakın şimdi ıslak mendil. Biraz ıslatalım şöyle. Buradakini de çıkarttık. Aklınızda bulunsun. Hafif ıslatıp şu parmağınızla şöyle yaptığınız zaman çıkartıyor. O şekilde söyleyeyim size. Şöyle gördüğünüz gibi cama geldik. Camı mesela ben bunu ıslak mendili temizlemeden yaptığım zaman ne oldu biliyor musunuz? Direkt her tarafa boyalar bulaştı. O yüzden yine hafif bu şekilde ıslatıp bir de ıslak mendil kuruduğu zaman, çok havalandığı zaman çıkartmıyor. Bunları da böyle topladığınız zaman camınız silinmeye hazır hale geliyor. Şu an balkondayız. Şöyle gördüğünüz gibi kapının kenarı olmuş. Şöyle hafif ıslatıyorum. Sonrasında şu şekilde parmağımla gördüğünüz gibi böyle çıkıyorlar. Her yerde gösterdim sanırım sizlere. Bakalım başka kaldı mı? Bir de şunlar kalmış. Bu kablo topluyorsunuz ya. Bunlar da oluyor mesela bakın. Bunları asetonla da çıkartıyorsunuz. Şu şekilde dediğim gibi yine ıslak mendille de. Hatta şöyle yapayım ben. Gördüğünüz gibi bunları da boyaya zarar vermeden direkt olarak çıkartabiliyorsunuz ıslak mendille. Başka türlü çünkü buraları tinerle yapmış olsanız boya çıkar. Her şekilde o boyayı alır oradan. O yüzden ıslak mendille yapmakta fayda var. Bütün eşyalarda olan şeyleri gösterdim sizlere. Umarım siz de yaptığınız zaman fazlasıyla faydasını alırsınız. Çok böyle beklemiş, çok eski boyalarda. Onu da dediğim gibi ya tinerle çok dikkatli bir şekilde yaparsınız, sizi rahatsız etmiyorsa, ya da asetonla yaparsınız. Çok dikkatli yapmak gerekiyor. Asetonu da üstünde bırakmamak gerekiyor. Onu da üstünden hemen silerseniz etkisini o şekilde alabilirsiniz. Sanıyorum benim anlatabileceğim başka bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.